de Elcel. Y es que contra todo pronóstico, es decir, como una gran sorpresa, tenemos a Han de Elcel y su hermana Gance en Amor Garibovit, un desfile de colección de moda en Estambul. A continuación os voy a poner una breve entrevista que ha concedido a los medios que se encontraban allí. Espero que os guste. Aslında şunu söylemek istiyorum. Şu an yani bugün gördüğüm birkaç haber üzerine konuşmak istiyorum. Şu an böyle klavyesinin başında oturmuş, bizi hedef haline koyan bir kitle var. İstedikleri cümleleri kurmuyoruz diye ve sadece beni değil birçok kadın oyuncu arkadaşımı da, yani burada yaptıkları da çok büyük bir ayrımcılık. Ben de evet, söylenecek bir söz yok derken gerçekten söylenecek bir söz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benim de şuramda kalıyor bir şeyler. Ben de korkuyorum. Maalesef ki biz burada şu mikrofona, ben şu an istediğim her şeyi söyleyeyim. Ama bir şeylerin değişeceğine umudum yok. Maalesef ki bu kadar umutsuz konuşmak istemiyorum ama biz bunu Pınar'da da yaşadık, Özgecan'da da yaşadık. Yani biz burada istediğimizi söyleyelim arkadaşlar. İstediğimiz kadar konuşalım. Maalesef ki biz oraları çok geçtik. Ve şu an eğer bu katiller, bu manyaklar, bu sapıklar olması gerektiği yerde değil de sokaktaysa, biz şu an istediğimiz her şeyi konuşabiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten caydırıcı yaptırımlar, cezalar verilmediği sürece bizden istediğiniz tepkiyi alsanız ne olacak? Çok net sorayım o zaman ben size. Oyuncu Hande Erçel olarak değil. İnsan, kadın Hande evet. Erçel olarak kendinizi güvende ben hissediyor musunuz? Ben çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Ben de sokakta yürümekten korkuyorum. Her dakika arkama bakmak zorunda hissetmek istemiyorum. Ben de bu ülkenin bir kız evladıyım yani. Tabii ki bu korkuları ben de paylaşıyorum. Tabii ki biz çok büyük topluluklara yani ulaşabilen insanlarız ama biz istediğimizi söyleyelim. Biz de değil ki çözüm arkadaşlar. Biz buraları çok geçtik. O yüzden biz bu... Ben ne alacağım? Evet Hande Hanım, bir de bana doğru. Dedi de boş veriyorum yani. Evet. Evet, son kez çekiyorum. Sabrınızı. Teşekkür ederim. Boğazlardan ben alıyorum. Chicas, hemos podido ver cómo Hande acudía al al desfile de moda con su hermana Gance Elcel. También hemos visto una pequeña entrevista concedida en el desfile antes de entrar a verlo. Habla de la seguridad de las calles, de cómo tiene también miedo. Bueno, creo que Hande está ya cansada de que la siga la prensa. Y es que esta mañana en redes sociales aparecía otro fragmento de entrevista. Sabemos que gracias a ello que Hande está barajando nuevos proyectos y eso a mí me hace una gran ilusión porque todos tenemos ganas de ver trabajar de nuevo a Hande en una serie. Ya sabéis que tiene una película pendiente con Baris Arduf. Antes de poner este trocito de entrevista, voy a volver a decirlo. Bloqueo
y borraré mensajes y luego bloquearé a la persona que falte el respeto. Todo queda registrado, todo queda almacenado. Merhabalar. İyi, süper. Sizin? Teşekkürler. Benim yerim yaşınız dediğim için günlerde nasıl geçti? Evet, evet. Çok güzel geçti. Çok keyifliydi. Olacak mı projeler? İnşallah olacak. Olacak çok yakın zamanda. Olacak yani. Güzel bir haber vereceğim bakalım. Netleşsin, konuşuruz. Teşekkür ederim. Son dönemde de kadın cinayetleri arttı. Neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar, bunun için söyleyecek hiçbir şey yok gerçekten. Evet. Kelimenin bittiği yer. Çok üzgünüm. Umarım daha iyi günler görürüz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bueno, chicas, aquí tenéis el vestido que lució Han de Erzel en la última boda. Salieron esta semana las fotos. Iba muy guapa, me encanta el vestido, me encanta verla feliz. Bueno, y esto lo tenía que compartir con todas vosotras. Y es que tenemos en el zapato de la novia una lista con los nombres. Yo creo que son las chicas casaderas y es como una lista y que señalan al nombre de Hande. Vamos, una indirecta muy directa. Quieren que Hande se nos case. Desconozco si esto es una tradición allí en Turquía. Si alguien lo sabe, me lo puede dejar en comentarios. Me ha parecido bastante original, bastante gracioso. Y bueno, el día que se case Hande, eso va a ser una boda de ensueño. Y es que va a ser magnífica, de eso no tengo dudas. Bueno, chicas, que os estaré leyendo en comentarios. Estas son todas las noticias que he encontrado de Hande Erzel. Y que me despido hasta un próximo vídeo. Chao, chao.